Stevie'den herkese selamlar. Yeni bölümle karşınızdayız. Evet, en son 4 puan kaybettik. 3-1'den 3-3 yaptı bize. 2 puanımızı çaldı sonra da Luton'a. Rotasyon yaptığımız için maç verdik arkadaşlar. Onun dışında şu an çok iyiyiz. Şimdi Lea oraya Sane Galvan yok. Kamavinga'yı aldık orada. Biz kendi işini. Tamam, Xavi Simons çıkabilir. Gol oyun var ama. Sağ bek, sol bek. Hemen stoper. Tamam. Kayseri orta saha kanat. Var mı? Sağ kolu çekebiliyoruz. Kadro çıkabiliriz. Hem sağ bek hem sol bek hem stoper oynayabildiği için burada dönüştürerek oyuna sokarız öne. Sağ kanadımız, yedeğimiz olsun. Bari kadroya al. Evet arkadaşlar, şimdi güzel bir performans gösterin, gelirse gelir zaten dedik. Herkes motive oldu ve West Ham. Bu da bir Londra derbisi biliyorsunuz. Arsenal, Tottenham, Chelsea, West Ham Premier Lig'deki Londra takımları. Of. O yüzden bu maçlar önemli abi. Abi bu Nkunku'nun kaçırdığı penaltılardan bana gına geldi ya artık. Vallahi gına geldi yani. Bu penaltıyı niye sen atıyorsun baba ya? Çık. Koşamayacağım ha. Vallahi. Direkt out'a atılan penaltı görmedim hayatımda. Bu ne ya? Direkt out'a vurdu. Şimdi ben 4 maçtır gol atacak. Ortada yok. Çabuk su işler ya. Bravo Xavi Simons. Osimhen'in yapamadığını 1.65'lik Xavi yapıyor. Allah Allah. Dün gerçekten kafayı. Bak dikkat ettiyseniz gol attığımda da söyleniyorum. Sadece yediğimde değil. Yani saçma sapan oyun yapmışlar. Xavi Simons kafa golü atıyor. Osimhen atamıyor. Adamın kafa vuruşu 18 olsun. Aha. Gole bak. Bu oyun gerçekten kafayı yemiş baba. Yani. Anladı oyun. Dedi ki Osimhen başka türlü gol atamayacak. Al abicim sana gol dedi yani. Bu ne ya? Bak bak Allah aşkına. Tövbe ya Rabbim ya. Attığım gole bak. Rezillik oyun ya. Vallahi rezil. Yani en saçma oyun. Ama işte başka futbol oyunu yok. Ne yapalım? Futbol hastası adamlarız beyler. Eğlenmeye çalış. Hop sakin olalım. Aferin.
Müthiş top. Zaten bu zekalının. Osimhen'i satıyorum arkadaşlar. Ben Osimhen'le daha fazla oynamayacağım. İlk sene bize katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Yolu açık olsun. Radikal bir karar aldık. Bir forvet sevdiğimiz bir forvetimiz var. Yani Osimhen'i Paris Saint-Germain'e satıp Paris Saint-Germain'den Kolo Muani'yi almak istiyoruz. Yeni dönem golcülerin içinde en iyilerinden biri. Osimhen çıkacaksın abi. Offside de verse gol de atsa çıkacaksın yani. Sen artık tahammülümü bitirdin yani. Bak güle güle hadi. Oyuncu değişikliği daha sığdırdık hem. Oyunu tek durduruşa getirmiş olduk ya. Oyun kafayı yememiş mi ya sizce? Ne diyorsunuz gençler? Bir geriye sarıp Osimhen'i çıkarttığım ana gidebilir misiniz? Kaç kere çıkarayım abi Osimhen? Caicedo'yu yaptı. Van de Ven'i yaptı. Abraham'ı yapmadı mesela. Oyun geri zekalı ya. Vallahi geri zekalı bir oyun. Aferinler sana be. Abi pişman etmeyen tek adam ya. Vallahi pişman etmeyen tek adam. Abraham. Hocam ben buradayım dedi. İstiyorum formayı dedi. Abraham. Ya vurdu kaleci. Arayola zor çıkardı. Abraham kaleci ve iki stoperin arasından müthiş vuruyor. Formayı alıyor. Bravo Temi Abraham. İnanan çocuklar güzel günler görüyor. Şu an transfer piyasam yok, o yüzden forvet alamayacağım için Osimhen'i satışa koymuyorum. Osimhen artık kadro dışı. Daha doğrusu yedek. Abraham'ın yedeği kalacak. Zaten sonra yola Abraham'la devam. 6 gün sonra Newcastle maçımız var. Deplasmana gidiyoruz. Zor maç. Newcastle çünkü her dönem 2-3 transfer yapan, kalitesini kalite katan bir takım ve doğru transferler yapıyor. Pochettino diyor Meslier'i istiyormuş diyor. Daha istesin yani Meslier yapadan sonra seneye kaleye alacak isim. Bu sene Kepa oynuyor. Seneye Meslier oynayacak. Kepa'yı yedek bırakacağız. Seneye her kulvarda yarışacağız arkadaşlar. Kupalarda Kepa, ligde Meslier oynatacağız. Böyle bir durumumuz var. Vinicius Junior'ı istiyorlar. Klasik abi. Harbiden klasik.
Yok neden? 8 maç yaptık mı biz? Son 8'e giremeyenlerin grup 16 maçları. Son 16 maçları. Evet bakalım kimler geldi abi. Evet 8 maçı yapmışız. Biz 8'de olduğumuz için yapmıyoruz. Bunlar kendi arasında maç yapıyor ve yarısı direkt çeyrek finale çıkıyoruz galiba. Var. Aynen playoff etap. Sonra çeyrek final. Son 16 etabı var. Sonra playoff etabı var. Sonra çeyrek final, yarı final ve final var. Biz ilk 8'e girdiğimiz için son 16 turunu yapmadık. Dinlenmiş olduk. Newcastle United deplasmanı diyoruz. Sonra FA Cup'ta Brentford var. Rotasyon çıkıp simüle edeceğiz diyorsunuz. Abraham'ı aldık. Leroy Sané, Leo Fernandez. Fernandez'i bir dinlendirmek istiyorum. Nkunku'yu dinlendirmek istiyorum. Orkun oynayacak. Newcastle deplasmanı. Böyle çıkacak. Tek Orkun değil. Çok değişiklik yapınca rotasyon diye algılıyor oyun. Aslında yerine giren adam da ilk 11'den farksız kaliteli adam alıyor ama oyun kadro değişikliğini rotasyon olarak algılayıp bizi kötü oynatıp maç kaybettiriyor. Öyle bir kodu var oyunun. Fazla değişiklik yapmamaya çalışın. Hareketler müthiş. Hocam indirdiler sanki. Golovin ortaya bak. Döner dönmez yaptı. Rhys James çevirdi, gol geldi. Makina gibi oynuyoruz. Abraham formayı neden aldığını gösteriyor. Temi Abraham. Golovin'e bak ya. Topat gibi orta yaptı valla. Rhys James indirdi. Burada vitesi arttırdı. Tekte çevirdi. Abraham ofsayttan kaçıp dokunuşu yapıyor. Anthony Gordon neler yapıyorsun? Of. Atar. Of. Rıdvan Dilmen gibi gol olur demeden önce. Abi Leroy sana plaseye bak. Kağıt gibi çizdi ya. İp gibi gönderdi böyle diye. Bakar mısın? Ne diyorsun? Ah be. Oy. Diye bak. Hayırdır ya sen? 33 yaşında bize frikten gol mü atacaksın Chen? Ha? Yine City maçı gibi. Artistik yapacağız. Konuşacağız. Maç dönecek. Ha?
Müthiş top. Of. 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 Şiir gibi şiir. Of diyorum, of diyorum. Artık dinlendirelim bazı arkadaşları. Varıya Şilger abi. Gir. Ya o çık. Merhaba, saniye de alkışlatalım. Hadi Enkunku girsin. Normalde barcıyı alırdım oraya ama bir alacağım. Of, pasa bak. Ay Orkun, hocam formayı istiyorum diyor Orkun. İnanılmaz. Bravo Orkun, bravo Orkun. En yakın takipçimiz Arsenal'in iki katı averajımız var arkadaşlar. Takımın oynayışını siz düşün. Arsenal'in 33, 68. İki katından iki fazla. Offside, offside. En azından gol atıyor abi. Osimhen gibi dağ taşa vurmuyor top. Tekrara gerek yok. Maçı bitirebilirsin. Temiz galibiyet deplasmanda. Dört gün sonra Brentford deplasmanı. Abi ne deplasmana gittik bu hafta ya. Brentford 1-2 özledik ya. Abi aferin lan. Ne çocuk be. Vallahi oynuyor. Orkun'dan sonra da AMC'ye bir tane Arda Güler çekmemiz yok mu beyler? Ona bir güç antrenmanını döşeyeceğiz bir sene. Öf. Güç ve dayanıklılık. Ay 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 ay. Hemen Arda'mıza bir bakalım. Arda Gü. 9 yaşında. Takip listesine ekle süresiz. Uzaktan şutları bana yeter. Teknik pas ve ilk kontrolü gayet iyi. Güç yok. Dayanıklılığı falan iyi. Antrenmanı yaptıracağız. Biz Arda'yı alalım abi. Arda'yı yavaş yavaş alalım. 60 100 milyon istiyorlar Arda. Hadi abicim. Daha neler ya. Arayla işimiz yok diye de yani gidip Arda'ya da 100 milyon verecek halimiz yok. O kadar değil. Önce Osimhen'i satıp Kolomoani işini halledeceğiz. Ondan sonra para durumuna göre şey yapabiliriz. Arda'ya da teklif götürebiliriz. Ama onun dışında yapmamamız lazım. Fake up. Abi hemen simüle edeceğiz. Otomatik kaydımız var. Hemen bunu bir rotasyon çıkacağız. Tam rotasyon simüle edeceğiz. Elensek de olur. Önemli değil. Bu sene Şampiyonlar Ligi ve Ligi istiyorum sadece. Seneye bütün kulvarları isteyeceğimiz bir kadro yapacağız zaten. Paramızı, transferlerimizi ona göre harcayacağız. Şuradan hemen dönüşümlü kadro seç. Tam rotasyon maç simüle et. Devam et. Bakalım ne. Bir sıfır. Fıratlamış. Güzel. Kaza bela gidiyoruz yani. Adamların iki golü sayılmamış. Bizim bir golümüz sayılmamış. Dört golden biri sayılınca sadece bir sıfır. Güzel. Benim için sıfır yok. Rotasyondaki oyuncuları oynatmış olduk.
Bournemouth maçı. Kendi evimizde sonunda. Sonunda Bournemouth Stamford Bridge'e geliyor. City Vinicius Junior olan ilgisini göstermeye başladı. 24 yaşında 250 milyon hemen takip listesi almışız zaten haberleri. Bu nedir baba ya? Oynat burada sana leblebi gibi atsın. Ne diyorsunuz? Alalım mı? Rakip kalmaz o zaman. Tam bile zor. Gerçi oyun görüyorsun. Luton'a bu kadroyu Luton'a maç kaybettiriyor. Kimi alırsan alın fark etmiyor. Çekilişi atladım abi. Şansımıza Leipzig geldi. Güzel kura. Güzel kura. Son 16'da güzel kurayı çektik playoff'ta daha doğrusu. Yani güzel kura diyorum ama Leipzig iyi takım baba. Çeyrek final kuraları çekiliyor. Bu ne abi? FA Cup'ta Plymouth çeyrek finale çıkmış. Allah Allah. Yesinler. Şanslı kura. Bugün bu bölüm şanslı geçti biraz. Bournemouth maçından sonra hemen bir Almanya Şampiyonlar Ligi playoff'ta deplasmana gidiyor. Bakalım neler olacak. Hemen hızlı seçim diyoruz. Simons, Nkunku, Matis, Tel. Abi Leao'yu oraya bir koyalım. Hadi Tel oynasın ya bu maç. Kendi sahamızdayız. Çok zarar göreceğimizi düşünüyorum. Buradan Kamavinga'nın yerine Caicedo. Kamavinga'yı şuraya. Van de Ven, Badiaşile. Stoperlerden vazgeçmiyoruz. Bir şey. Oynatacağım. Bu şekilde devam. Bakalım. Ay Osimhen'i oynattım. Ah be. Daha çıksın. Son maçları beyler gidiyor. Artık bizde iş yok. Yok Osimhen'in gerçekten biletini kestim. Ben artık böyle forvet istemiyorum. Beş maçtır golü yok. Şimdi gider üç tane atar. İstatistik yapar ondan sonra. Al. De böyle goller sevmiyorum ben. Yani rakip hata yapmadığı sürece bu golden atma şansın yok, değil mi? O yüzden kendi yaptığım, kendi geliştirdiğim atakları sonuçlandırmak her zaman daha iyi. Çünkü rakip 10 maçta bir böyle hata yapıyor abi. Yani 10 maçta bir mi gol atacak Osimhen bana? Bana benim 6 pasa getirdiğim topu gol atsın yani. Burak Yılmaz olsa gol kralı olmuştu şimdi. Yani topu zaten 6 pasa sokuyorum. Ah bak gene penaltı noktası 6 pas yani anladın mı? Ben topu zaten oraya sokan bir taktiğim var benim. İyi bir taktiğim var ya. Alt tarafa akıllı dokunacaksın. Çünkü yavaş attılar topu ama sorun değil. Araujo toparlar orayı. Eder. Ay, al işte. Tam bir öküz ya. Şiir gibi hata bok ediyor ya. Baba vur, kaleci çıkarsın. Pozisyon güzel geçsin. Yani direkt out atmaktan sıkılmadın mı kardeşim? 6 maçtır, 5 maçtır golün yok ya. Sanmıyor musun hiç? Ahav kırmızı karta bak. Ne gerek var oğlum? Ne gerek var oğlum? Ne gerek var abicim ya? Tövbe tövbe. Kamavinga'ya bak. Şiir gibisin ya.
Aferin. Gole bak. Ben de oynayacağı tuttu bunu. Of pasa bak ya. Of 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 10 kişi ya. Gavi Simons oyunun en iyi AMC'lerinden ya. Daha da tam performansına da ulaşmadı yani. Çok. En iyilerinden. Baksana ha. Bak. Siyasi 10 kişi oynamasına rağmen çok sakin. Çok profesyonel. Osimhen'e arkadaş. Tövbe tövbe. Babacım bana gol at, gol. Bana gol at ya. Allah'ını seversen gol at bana. Daha nereye sokayım ben onu, kurban olayım beyler. Yani ben mi fazla sallıyorum? Söyleyin ya. Altı pasın içine sokuyorum artık vursun diye direkten dışarı atıyor ya. Matistel, kötü top. Şuraya şöyle uzun top atsan arkaya olacaktı o iş. Maşallah Kepa müthiş oynuyor ya. Kepa yemin ederim müthiş oynuyor. Üç sıfırı korumamız lazım biraz. Caicedo'yu bir dinlendirelim. Enzo Fernandez gel. Stel sağ kanat. Bir alalım abi. Xavi Simons yorgun. Bir daha okuyalım. Devam. Yani Leao'yu kanada çekip atıyorum. Robin'i de AMC'ye ya da Nkunku'yu da AMC'ye koyabiliriz. Veya o gizli forvette de atacaktır diye düşünüyorum. Araujo'ma bak koç. Natas gibi top tutuyor. Bir 7-8 maç Badiaşvili ile saçmaladılar ama sonra toparladılar yani bitti. Kalmadı stoperlerde. Leao işte bu yüzden var. Hadi Kamavinga'yı da dinlendirelim. Hem zaman geçsin. Sıfırı kutlayalım. Şurada bir süpersiniz çocuklar diyelim. Azıcık motive olsunlar.
Suratlar mor oldu çünkü gerginleştiler biraz. Yeşil gitsin onlar. Oyuncular gerginleşince hata yapma şansları, yüzdeleri daha doğrusu artıyor ve penaltı, kırmızı görme ihtimalleri çoğalıyor arkadaşlar. O yüzden telkin edici konuşmalar yaparsanız maçı çevirme ihtimaliniz yüksek. Hop, penaltı alayım hocam. Tam da bundan bahsediyordum işte. Bak şimdi Guricim, bakalım abi. Surat ifadesine. Maç arasında rakip takımı da gösterecek ya. Göstereyim size. Hah, Enkunku kaçıracak herhalde. Al işte. Maçtan sonra hatırlatın da attı bu ara, iyi. Değiştirecektim kaçırsaydım. 10 kişi 3 tane gol attık. Güzel. Bak abi, Guricic nerede? Orta saha. Allah göstermedim. Ya kırmızıydı ya mordu. Penaltı yaptırdı mesela. Gergin çünkü. Of. Şut. Aferin lan. Aynen bak, kırmızı. Güzel galibiyet. 4-0, 10 kişi. Çok memnunum oynadığınız futboldan dedik. Yani kazandık 10 kişi ama topu da biz oynayarak kazandık. Öyle de bir güzelliği var. O yüzden çok mutluyum. 12 puan fark var. Yenerlerse 9 puan oluyor Arsenal. Eksik maçını yenerse. Abi direkt Şampiyonlar Ligi maçına gidiyoruz. Leipzig maçına. Mbappe öncelikle edin. Hayır abi. Mbappe'ye gelmişken şuradan Kola Muani'yi istediğim ara bir girelim. 103 milyon değeri var. Şaka mısınız ya? Eğer Kolo Muani gelirse Osimhen'i satışa koyacağım. Yani kontrat alırsa, bazen istemiyor ya. Allah alıyor. Of 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 diyorum ya. Ne rotasyonu. 11 oyuncusu. Yaratıcı forvet. Zaten öyle oynatacağız. Güzel. Her şeyden oluyorsun bana. 879 istemezsin. 83 kez. Ama transfer parasını dayayacağız tabii ki. Tabii güzelliğimiz. Birim. Birim. 9.000 alıyorsun. Sen 180 bin al. 9.000, 150 bin. Maaş bütçelerini fazla verebilirim abi. 1,5 milyon. Maç kadrosuna alındığın zaman 90 bin. 25 gol atarsan da 4.900 al abi. Kabul. Müthiş transfer geliyor. Allah'ım bir an önce transfer sezonu açılsın. Sezon sonu gelsin. Yeni transferimizle yola devam edelim. 103 milyon vereceğiz. Kola Muani'ye. Ve Osimhen'i satıyoruz hemen. Osimhen 190 milyonda değeri ve onun var. Yani kafa kafaya bile yapsak benim için yeterliydi yani. Hatta üstüne 20-30, hatta 50'ye kadar verirdim yani. Kola Muani için. Osimhen daha iyi. Ama ben artık Osimhen'den gına geldi bana. Yani bana gol atacak golcü lazım ha. Özellikleri iyi adam istemiyoruz. Gol atacak adam. Yeter ki. Sesko mesela müthiş bir yetenek abi. Bitiriciliği 13-14 iken bile, tam potansiyeline ulaşmadan, 17 olmadan bile her maç gol atıyor adam yani. O yüzden gol atan adam çok önemli. Evet, Leipzig deplasmanına gidiyoruz. Hemen işaretledik. Matisse'le oynatamıyoruz. Barci, Burkun aldık abi kadroyu. Şunu da çıkardık. Tamam. Abraham hemen geliyor. Osimhen'in yerine Xavi Simon yerine Enkun koyuyoruz. Hani Barci, Leao nerede? Tamam baba, tam kadroyuz. Devam. Bak şimdi Sesko dedik ya, Sesko bize sıkılacak, bakayım. Vallahi burada. Sesko, Seyvilt ve Simakan'ı buradan alabiliriz arkadaşlar seneye. Dediğim gibi Karabağ'a kadar kazanacağım bir kadro yapacağım. O kadroyla uğraşmak zor olacak. Evet, mutsuz olacaklar baya. Herkes oynamak isteyecek ama baş edebileceğimizi düşünüyorum. Değiştire değiştire, rotasyon yapa yapa. O yüzden her kadroyu isteyen, her kupayı almaya çalışan bir Chelsea olacak seneye. Zaten 5'te 5 yapınca da kupaları kariyeri noktalayacağız artık.
Gol be Abraham, koçum benim be, koçum benim. Böyle Şampiyonlar Ligi'nde şanslı bir kura çekmeyelim ya. City, Paris, Liverpool, Real, bunlar dördü birbirine düşse falan şöyle. Hiç olmaz mı? Bizde ne bileyim Atletico Madrid, Barcelona, United, Inter hangisi gelirse eleriz. Direkt finalde düşünüyorum. Güzel. Deplasmanda 1-0 öndeyiz. Şu an Almanya'dayız. Bunu unutmamak lazım. Sanırım çıkamayacaklar. Ya da çıkıp gol atacaklar. Çok ortada. Bayağı bekletti çünkü hata. Çıkamadılar. Ya yo bak 3 kişinin içine giriyor ya. Bak bak. Aman ya Rabbi. Karambolü bugün iyi değerlendirdi Chelsea'yi. İki tane karambol golü. Leao'nun üstün başarısı, üstün çabasıyla 2'yi buluyor deplasmanda Chelsea'ye. Daha çok çabalayın diyoruz. Salmayın çocuklar. Inter kendi sahasında City'ye 2-0 mağlup. Güle güle Inter. Barcelona bir tane daha atarsa Liverpool'u eleyebilir. Hiç transfer olur Gavi bize. Oy, bak, gördükçe transfer yapasım geliyor. Gördükçe. Abi olmasını istediğim Chelsea'yi yaptım gerçek hayatta. Kolomoani gibi bir forvetimiz olacak. Kamavinga olacak. Of. Nkunku! 3 oldu. Tur ilk maçtan mı geliyor yoksa? Yoksa tur ilk maçtan mı geliyor? Süpersiniz diyoruz. Devam ediyoruz. 3 attı. Biz 3 attık. Porto Lazio 2 attı. Hem de İtalya'da. Aferin Porto. Porto iyi takım ama Lazio daha iyi takım abi. Andersonlar, Mobileler, Zakanyalar falan. Diş. Diş ofansları var. Kendi sahalarında 2-0 yeniliyorlar. Yeniliyorlar yani. Porto'ya helal olsun. Değişiklikleri tek tek yapıyorum. Önemli değil artık bitti. Çocuklara da süpersiniz dedim. Biraz daha moral. 3 fark yeterli abi. İkinci maç rotasyonla çıkarız. Kendi sahamızda. 3 top. Barcı çevirdi. Abraham. Aferin Abraham. Xavi Simons eski oyuncuları hemen Xavi'yi de aldık oyuna. Galibiyet prim alsın çocuk. Nerede olsaydı bravo. Bakıyoruz. O offside bravo. Sesko bir adım önde. Güzel 3-0'lık galibiyetle yolumuza devam. Bravo çocuklar. Bravo. Evet ilk maçı kazandık. Kolomani transfer çalışma izni yüzünden ertelenmiş. Ne zaman ertelendi? 8 Mart. 2 gün sonra alacağız. Yani Leeds United deplasmanındayken Kolomani transferini bitirmiş olacağız. Kevin De Bruyne. Kolomoani hazır. Müthiş transfer.
Allah'ım müthiş transfer. Erol Sana 2 hafta ceza aldı. Ya 2 maç daha doğrusu. Ha, itiraz etmeyeceğim. Direkt kaydı çünkü. Yapacak bir şey yok ona abi. Yapacak bir şey yok. Abraham'la çıkmaya devam ediyoruz. Evet çocuklar haydi. Adım attırmıyor orta sahamız adım. Oh. Deplasmanda ilk 20 dakika sıkıntı abi FM'de her zaman. Hangi takımla oynarsanız oynayın. Düz olacaksa ilk 20 dakika oluyor abi. Evet, o sıkıntılı süreyi atlatmak üzereyiz. Artık penaltıyı alayım hocam. Aferin. Kunku toparladı ya, tamam. Penaltı kaçırdı ama toparladı yani. Ah be. Atalım abi, sıkıntı çekmeyelim. Atalım bir tane daha. Yerden bitirelim işi. Mutsuz gitsinler devreye. Nkunku! Ah! Badiashile kötü oynuyor. Leao kötü oynuyor. Bardi ne zaman oynayacağım? Bir kere ihtiyacımız oluyor. Onda da oynamıyorsun oğlum ya. Aa, süper oldu. Süper oldu. Ya yiyeceğiz ya. Yürü lan tel. Ya orada kesme işte. Adamın önü bomboş. Bir tane stoper var. Rakip var. 2'ye 1 atak yapacağız. Top kesiyor ya. Yani. Al o zaman. Aman Mickey van de ben. Aman aman aman. Kornerden direkt gol.
Atınca da sevmiyorum, yiyince de. On puan fark var. Arsenal hala eksik maçını yapmamış. Neyse 7 olacak. Arsenal hala peşimizde. Al bizi be çocuk. Matistel ters bomboş. Nkunku. Matistel müthiş. Başkası olsa kaleye kendi vurur. Doğuşta çekecek sandım. Öyle bir çekti ki önüne. Aferin lan Kamavinga. Bırakmadı aldı topu verdi gol attırdı be. Aferin çocuk. Aferin oğlum. Versiniz diyelim. Hemen atladık şunu. Aferin Abraham. Arkadan geldi aldı topu. Bu da 6-4 oynuyor. Bir tane beki değiştirdim. Onlar orta sahaya geliyor ya abi sahte bek. Enzo'ya yardım ederler. Nonta yemin ediyorum oyunun tisigalkosu ya. 1 gram özelliği yok. Bir tane koşma driblingi var. Her maç gol atıyor adam. 6-4 oynuyor. Böyle bir şey var mı ya? Gole bak. Benle fazla mı takılıyorsun Abraham? Ne yapıyorsun bu? Her yapıyor. Bir paslaşıyoruz. Çok iyi geliyoruz. Nkunku çıkarıyor mu topu en geriye? Aman Enzo Golovin kaleci Muriç. Şuraya bak ya. Kalmadı bizi bir tane daha atalım. Bravo çocuklar iyi galibiyet. Hiç sıkıntı yok. Arsenal'da Bournemouth deplasmanında galip. Sıkıntı yok. Yarışta birilerinin bizi kovalaması iyidir. Tetikte tutar, dinç tutar bizi. Evet. Boniface. Babacım ne istiyorsun Boniface'cim? Al sana. Al sana sözleşme. Hadi yürü. Ya özellikleri 6-7 demiyor ki kendimi geliştireyim hocam. Sonra sözleşme ederim. İnanılmaz bir şey. Evet arkadaşlar bu bölümün de sonuna geldik. 30. haftadayız galiba. Evet 30. haftayı bitirdik. 8 maçımız kaldı. 4-4 2 bölüm daha yaparız. Finali sezon finalinde 2 bölüm sonra bitirmiş oluruz. Ligde 4-4 2 bölüm olacak ama Şampiyonlar Ligi'nde tur atlarsak daha FA Cup maçı yapacağız. Şampiyonlar Ligi maçları yapacağız. O 6'şar maç falan olacak bölüm başı.
Nereden baksanız 35-40 dakika sadece maçlar. Maç araları da bir o kadar sürüyor. Diğer son iki bölüm 1,5 saate yakın olabilir. Birer saatlik bölümler olabilir. Yorum atıp like atmayı unutmuyoruz. Desteğiniz çok önemli. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.